binasının yaptığı son duyurular üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla bir delist süreci mevcut. Burada aslında öncesinde bu delistleri vermişti binası, yani bu haber verildi. Fakat üstüne bir de eklemeler gerçekleştirdi. Dikkat, Binance bu 24 altcoin için delist duyurusu yaptı. Bu arada Binance'ın ben bundan da bir ara başının yanacağını açıkçası düşünüyorum. Manipülatif algılanabilir ve bence SEC bunu kullanacak ve regülatörler özellikle bundan kaynaklı olarak Binance'ın üstüne gideceklerini düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda çok fazla ani kararlar alıyorlar. Yani ortada hiç olmayan bir şey var mesela. Açıklamayı yapıyorlar. Bu sefer üstüne ekleme yapıyor, çıkarma yapıyor. Yani bir kripto para borsası için fazla hareketli ve fazla kesin olmayan işler yapıyor. Çok fazla değişiklik yapıyor. Bu iyi bir durum değil. Muhtemelen regülatörlerin gözüne batar. Binance Margin kısa süre önce yaptığı bir duyuruda hem çapraz hem de izole margin platformlarındaki birkaç alım satım çiftini listeden çıkaracağını söyledi. Değişikliklerin 19 Ekim 2023 TSI 0900'de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu hamle altcoin ve bitcoin borsası Binance'ın alım satım tekliflerini optimize etmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak geliyor. Tabii siz ona yani bu gibi yerlerde alım satım tekliflerini optimize etmek denir. Kimisi de belli başlı şeylere hazırlık tabii. Mesela sürekli aynı açıklama yapılır. Delist mi geldi? Örnek veriyorum. Ya işte alım satım platformlarında optimizasyona gidiyoruz. İşte optimize ediyoruz falan gibi. Ya halbuki tabii ki spesifik anlatımda bunun çoğunlukla sebepleri oluyor. Her zaman olmuştur. Örneğin Binance'ın son zamanlarda daha Türkçesinden bahsedersek bunun ve anlaşılabilir bahsedersek iki ana sebepten dolayı delist yapıyor ya da iki, üç artık ayrılabilir bunlar. Birincisi genel olarak bir temizliğe gidiyor. Yani başlı başına bir kategori olarak BUSD kaynaklı delistler yapıyor. Bu konuyla alakalı sürekli uyarıyorum çünkü ya diyorum ki yani hangi altcoin'i tutarsanız tutun bir gün coin'inizin BUSD paritesinde delist haberini alacaksınız. O yüzden vakti geldiğinde panik yapmayın. Adamlar 2024'ün Şubat'ına kadar direkt olarak BUSD'nin üstünü çizmeye çalışıyorlar. Yani bir zaten BUSD paritelerini olabildiğince her yerden delist ediyorlar. Buradaki önemli konu şöyle düşünüyor olabilirsiniz ama o kadar basit değil, komplike işler de var. İşte diyebilirsiniz ki ya sonuçta hepsinden delist ediyor. Rekabette azalma yok. Hayır. Rekabet değişiyor. Mesela en son adamlar Adacoin'de FTUSD getirdi. Filecoin'de FTUSD getirdi. Yani demeye çalıştığım şey şu: zaten hacimli olan altcoin'lerde bunun telafisini yapıyorlar. Çünkü her ne kadar Binance maddi açıdan zor durumda olsa da zaten yapacağı delistlerin sonucunda açığa çıkan fonlar ellerini bayağı bir rahatlatacak. Yine küçülmeye gidecekler ama bunların bir kısmını uzun, orta uzun vade sürdürülebilirlik ve istikrarlı gelir için tabii ki bir takım kripto paralara ayıracaklar. Bu da çalışacaklar olacak. Ve Binance borsasında ki şu an hala çok güçlüler, çok ciddi hacim dönüyor. Bu da açıkça bir gerçek. Bu da dediğim gibi Binance borsasının içerisinde biraz daha kripto paralar arasındaki hiyerarşiyi artıracak. ADA olsun, işte Filecoin için zaten bunları verdiler. Shiba, Doge, Sol, XRP falan gibi majör kripto paralarda, yani kendilerine para kazandıracak hacimli kripto paralarda bunun daha çok üstüne gidecekler ve yeni pariteler açılacaklar. Diğerleri de burnunu çeke çeke ötekilere bakacak. Binance Margin işlemlerde delist gerçekleşiyor. Kripto para alanında en büyük borsalardan biri olan Binance yeni bir altcoin duyurusuyla gündeme geldi. En son duyurusuna göre borsa 24 altcoin çifti marjinden delist edecek. Etkilenen işlem çiftleri arasında şunlar var. Bunların hepsi BUSD mi? Galiba hepsi BUSD. Ne diyor? ACH var, ARPA var, CAKE var, SILO, CR, ENCH, GRT, GTC, HFT, HOOK, IZP, IDEX, ING, JASMI, LIT,
Ondan sonra Litentry yani. LPT, MTL, PA, PB, PR, ROS, SANT, SDX, RING, XMR. Usul üzere ben yine söyleyeyim yani alınabilecek altcoin'ler burada. Yani GRT işlerinde bu arada parıl parıl parlıyor. Evet, ING var kesinlikle. Devam edelim. Altcoin çiftlerinde delist süreci kritik. Peki bu altcoin çiftlerinde delist süreci nasıl olacak? Adım adım bakalım. İzole teminat borçlanmasının askıya alınması. 13 Ekim 2023 TSI saat 9:00'da, yani bu noktada 2 gün sonra, hatta 1 gün sonra mı diyelim, artık gerçekleşiyor. Pozisyonların kapatılması ve otomatik uzlaştırma 19 Ekim'de. Dikkat edilecek ayrıntılar neler? Bu altcoin satım çiftleri Binance marjinden kaldırılacak. Ancak kullanıcılar platformdaki diğer mevcut alım satım çiftlerini kullanma şansına sahip. Bu doğru. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Burada mevcut olanlar yakın zamanda diğer benzer platformlardaki paritelerde kaldırılacak. Yani sadece marjinden kalkmayacak. Marjinden kalkması diğer platformlarda bu paritenin delist edilmesine dair bir ibare mi sorusunun cevabı evet. Normal şartlarda değil. Ama şu anda Binance ilk etapta bunları gözden çıkarıyor bir. İkincisi zaten bir gün her platformda Binance üzerinde delist edilecekler. Delist süreci boyunca alım satım çiftleri pozisyonları güncellemeyecektir. Bu kısıtlama sorunsuz bir geçiş sağlamak için geçerlidir. Bu arada 13'ü itibariyle zaten hareket edemiyorsunuz. Binance'ın bu tavsiyeyi dikkate almayan kullanıcıların uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu tutmayacağını vurgulamak önemli. Arkadaşım zaten adamlar hiçbir zaman hiçbir şeyden sorumlu olmadılar ki yatırımcı karşısında. Bundan mı sorumlu olacaklar? Özetle Binance Margin bu altcoin çiftlerini listeden çıkarma kararı kritik. Ayrıca piyasa katılımcılarına göre borsa tekliflerini kolaylaştırmaya ve kullanıcılar için alım satım deneyimi geliştirmeye amaçlamaktadır. Yatırımcıların alım satım faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belirtilen tarihlerden önce varlıklarını falan fişmekan. İşte durumlar böyle. Binance'dan bu şekilde bir delist hareketi geliyor. Tabii yakında dediğim gibi bunları farklı paritelerle bir takım altcoin'leri desteklerler. Aynı zamanda süreç içerisinde olabildiğince majör altcoin'lerde kalmak gerektiğinin de ben altını çizeyim. Ondan sonra da problem yaşanmasın. Binance şu anda majör altcoin'leri desteklemeye müsait çünkü onlar da onları destekleyecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.